Hazırsanız başlayalım. Beşiktaş'tan herkese merhabalar. Bugün çok özel bir gece için buradayız. Yanımızda Raşit var ve Raşit'in 25. yıl etkinliği bugün. Öncelikle nasılsınız? Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Tekrar bir arada olmak çok mutluluk verici. Çünkü aslında hemen hemen en son görüştüğümüzden beri pek görüşemedik gibi. Yine bir aradayız yani. Bir kere 25 yıl itiraf edelim. Görüştük. Bir kere görüştük. Bir konser, dün görüştük. Bir konser olmuştu. Gene mi soundcheck falan yapmadan çıkacaksın? Yok, bu sefer yaptınız bayağı mı? Yaptık. Yani, hazırlandınız. Dün uzun bir prova yaptık. 18 dakika soundcheck yaptık. Bayağı yaptık. Yeterince yaptık. Ya aslında bugün çok özel bir gün. Hani işin şakası bir yana. Yani 25 yıl oldu. Bu geceye dair ben her birinizin ayrı ayrı hislerinizi sormak istiyorum. Hani önce vokalden başlayalım, Oğuz'dan. Hani neler hissediyorsun? Nasıl anlatırsın? Ya çok gerçekten aslında çok özel bir durum tabii bu. Bundan 20 sene önce bu zamanlar, yani 18, 19, 20 yaşlarımızdayken Telaşa Mal Yok albümünü yaptığımız kadro bu. Yani aramızda olmayan arkadaşlarımız var. Ölenler, kalanlar, falanlar, filanlar, bir sürü şeyler oldu tabi. Aradan 20 sene geçti. Gidenler, gelenler. Ama bu kadroyla işte bu zamanlar 1999 yılında Telaşa Mal Yok albümünü kaydetmiştik. Ya o albüm aslında şey, dediğim gibi çok gençtik yani, 18, 19, 20 yaşlarında çocuklardık aslında. Çok eğlenerek yaptık. Nasıl cesaret ettiyse Kod Müzik'te bize albüm yaptı. Günümüzde böyle şeylerin olması çok mümkün gözükmüyor. Yani şimdi tabii internet sayesinde falan 18 yaşında çocuklar yine hani müzik yapıp bunu duyurabiliyorlar ama 99 yılında internet de yokken tabii biraz şeydi, mucizevi bir durum yaşadık. Ve o gün bugündür de yani müzikten de hiç kopmadık. Yani zaten müzik için bir aradaydık. Yani dinlemek istediğimiz müziği bulamadığımız için aslında bir araya gelip müzik yaptık. Ondan sonra şimdi dinlemek istediğimiz müziği yapıyoruz. Hala da, inatla. Evet, hala da yapıyoruz. Peki Tolga, sen neler söylemek istersin? Benim için çok mutluluk verici. Çünkü Oğuz'un da biraz önce bahsettiği gibi Telaşa Mal Yok Ekim ayında 20. senesini dolduracak. Biz Telaşa Mal Yok'a geçinceye kadar, aslında 99'a geçinceye kadar çok uzun süre hiçbir plak şirketi tarafından bir teklif almadık Türkiye'den. 96 yılında Fransa'dan Eskitba'yla beraber plağımız çıkmıştı ama yine de Türkiye'de hiç kimse bizle ilgilenmiyordu. Çünkü sanki daha hiç plak şirketleri böyle bir şeye hazır gibi de değillerdi. 99 yılı geldiğinde ve Telaşa Mal Yok'u bir şekilde yayınladığımızda aslında sonrasından gelecek olan alternatif müzik içinde bilmeden ve farkında olmadan iyi bir şey yapmışız. Sonra bakınca anlıyorum ki kapı açtınız. Kapı aslında açmışız, evet. Aha, yani ve bunun farkında olmamak aslında güzel yanıymış. Çünkü hiçbir değerini de bilemeden o yıllarda çocuk öyle enerjiyle o albümü yaptık, çaldık. Türkiye'de gidilmemesi gereken birçok yere gittik ki o albümdeki şarkı sözleri yüzünden başımıza gelmedik kalmamıştır. Yine 99 yılında hiç unutmam, Kadıköy'de Avrupa Müzik Şöleni diye bir festival düzenlenmişti ve orada çaldık ve üçüncü şarkıda polis şalteri indirdi. Gökyüzünden dolu kutu biralar yağıyordu ve saldırıya uğradık. 200-300 kişi tarafından saldırıya uğradık. Ve böyle Kadıköy Meydanı'nda işte faşizme karşı omuz omuza sloganları atılıyor. Biz o geceyi Göztepe SSK'da bitirdik. Oğuz'un kolu kırıldı diye hatırlıyorum. Parmağı kırıldı. Ya şimdi tabii bunu gülerek anlatabiliyorsunuz ama onu yaşamak hani çok başka bir olay olsa. Yani o 99 bu albümün çıktığı, ben şeyi hatırlıyorum. Metin Kalaç vardı Zügar Şiperebe'den ve Serdar Öztop. Stüdyoda kaydediyoruz albümü. Onlar çünkü yaptılar kaydı ve dediler ki ya dediler bunu hazır mı acaba Türkiye, böyle sözler falan filan, böyle acaba ne olacak falan dediler. Ve gerçekten de o bir sene içerisinde yaşadığımız bütün konserlerde bir tane istisnasız, olaysız konser görmedim. Ciddi anlamda neyse ki ölen olmadı. Neyse ki ekipte doktorlar. O zaman aslında Atilla henüz 99'da tam
Tam da güzel olmuştuk yani, benim de farklı. Yaşatır ya. Yani o haliyle de. Ama tanıyorlar yani. İyi yaşatır. 99'da albümü yaptık. Hayır, 99'da önce tanışıyorduk yani. Öncesinde tanışıyorduk. Yok yok, 99'da tam doktor olmuş muydu? Olmak üzere işte. Ama en azından hani kırık çıkık konularında yardımcı olmuş. Okuldan aldığı eğitimde. Zaten beni arıyorlardı. Rapor lazım. Abi buraya şeyler geldi. Benim arkadaşlar geldi. İşte kafası böyle kırılmış, saçları dikilmiş. Piercingleri olan arkadaşlar turuncu kapalı falan. Piercing diyor mu? Diyorlar mıydı? Piercing diyorlar herhalde. Sen neler söylemek istersin bu arada? Ya çok uzun sene tabii. Yani o zamanlar tabii ki şeydi. Çok olay yaşadık yani. Hani sadece konserler değil, beraber de aslında beraber yaşıyorduk yani neredeyse. Sürekli görüşüyorduk Tolga'yla işte. Oğuz'dan sürekli bir aktivite içerisindeydik. Yani hayatımızı da beraber şey, Gökhan olsun işte. Yani zor geliyordu. Yani zorlukları vardı. Ama tabii insan 26 yıl sonra iyi ki yapmışım diyorsun. Yani iyi ki bu albümü yapmışız. İyi ki bunu çıkarmışız. Onun hissi değil mi? Tabii tabii. Yani çok keyifli. Yani yorucuydu. O zamanlar benim için bir yandan da ben tabii beyin cerrahisi yapıyorum. Ağır bir alan. Ağır bir alan. Hatta bana şey yaptılar. Bir yandan işte tam bizim beyin cerrahisiyle uğraşıyorum. İşte gazetelerden falan birisine gitmişiz. Kelebek miydi? Bir şeydi işte, Hürriyet'in bir ekiydi galiba. Çağırdılar beni falan. Ben de bir yandan da koşturum. Gidiyoruz işte konserlere çıkıyoruz. Kimliğe dönüyorum, koşturuyorum falan. Atilla gel falan filan dediler. Bizim büyük abiler var böyle yaşlı işte. Ya dediler, sen bu işi çok iyi yapıyorsun. Ya sen şey yap dediler, yani hani gerçekten çok iyisin. Ben de böyle bir kendime şey geldi, bir gaz geldi, tamam mı? Yani herhalde beyin cerrahisiyle gitmiş. Bırak sonra gazeteye açtılar. Oğlum sen manyak mısın? Bırak dediler beyin cerrahisiyle. Onu da kliniğe astılar öyle. Bırak bu beyin işleri. Beyin işlerini bırak dediler. Bir şey yap. Ama tabii şey yapamadık, bırakamadık. Sendeki bu beyin sevdası. beyin. Abi bu fetişi var. Aynen. Benim için tabii zor bir şey ayrımdı. Beyin cerrahisi biraz sağ tercih. Olsun sabahları bize şey yapar. Bir seans beyin fotoğrafı yollar. WhatsApp grubundan. WhatsApp grubundan. Bunu sabah ameliyatını öyle bize canlı yayında şey yapar. Biz de ayılırız sana. Ya bizim hani mesela telaşe mal yok. O kadar kısmı zaten Tolga ile biz kaç oldu? 6 yaşından beri arkadaşız değil mi? Tabii ki zaten. Beraber doğmuşsunuz. Herkesi zaten yani. Yani işte hani müzik yapma fikri falan başladı. O şekilde başladık. Hani bu telaşe mal yok öncesi durumumuz için. O dönem zaten hani daha da ergeniz. Daha yaşlar küçük. Biz telaşe mal yok da ufaktık da o zaman daha da ufaktık yani. Hani ne yaptığımızı biz de farkında değildik. Tabi eski bir kadro vardı işte o zaman, işte Adem vardı, ondan sonra da Tolga vardı. Giren çıkanlar oldu grubu işte. Murat, Barış, Murat, ikinci Vatıktur Barış. Vatıktur Barış vardı. İşte böyle devamlı deneye deneye işte o plak dönemleri, yurt dışında yaptığımız işte plaklar, işte toplamalar, splitler, demolar vesaire falan. En son o telaşa mal yok durumuna getirdim. Bu arada o konuda da enteresan bir durum var. Sizin aslında abim önce hani değil mi, hani yurt dışında... Evet. El basılıyor falan hani sonra. Yok şöyle, telaşe mal yok 96'da bir toplama olarak aslında biz çıkardık. Yani Türk Hardcore Punk toplamasıydı. 25 grup vardı. Evet. Adını telaşe mal yok compilation koymuştuk yani. O zamandan bir isim vardı hani. Sonra albümde olunca o isim güzel bir isimdi. Hani uyuyordu da ve albüme de o ismi vermiştik. Yanlış hatırlamıyorsam gazeteden kestiğimiz bir küpürdü o yani. Telaşa mal yok yazısını. Yazısını ya gitara ya basa bir şey yapıştırmıştık. Üstünde vardı o. Sonra öyle. Öyle yapıştı yani. Ama çok slogan yani. Slogan bu. Sonra onun fotokopiden sticker'a dönüştü vesaire falan derken de sanki o dönemin ruhunu yansıttığı için de albümün adı da Telaşa Mal Yok olsun. Çok da kullanıldı yani. Başka insanlar da kullanmaya başladı. Yani cümleyi o şeyi, o cümle içinde kullanmaya başladılar böyle. Televizyonda falan da görmüştüm hatta. Böyle birkaç haber kanalında gördüm onu hatta böyle. Hatta Raşit Çelik arkasında bundan bahsedik böyle. Yani bizim o tabii telaşe mal yok öncesi dönemi daha da underground'dı yani. İşte Taksim'in işte o zamanlar Ankara'ya, işte İzmir'e, Bursa'ya falan gidip böyle ne kadar hani alıyorduk gitarı. Türkiye'nin en güzel zamanları değil mi? Tabii yani mekan var.
O zamanlar daha çok mekan var. Hani basıyorduk, biletler alınıyordu, gidiyorduk, konser veriyorduk, geliyorduk. Öyle bir dönemdi. Onun akabinde tabii zaman geçtikçe işte ekip komple değişti. İşte Oğuz geldi, hatta ben askere gitmiştim 97'de. O sıra işte Necati arayıp şey yapmıştı. Hani bu albüm şeyini Tolga ile işte konuştu. Doğru, sen askerlerken Kaan çalıyordu bizde. Evet, işte ben gidip evet. Aralarda evet. Kaçabildim mi geliyordum işte izin alıp falan. O sıra albüm şarkılar hazırlanıyor işte. Atilla falan hatta işte şarkıları yapıyor işte. Tolga Atilla'nın davul çaldığı demo var. Gökhan Ayol'da evet. Işte kaset olarak. Hatırlamıyor yani. Gökhan Ayol'da. Ben de hatırlamıyorum. Onu da mı yaptın? Yapmıştır. Bir konserde gitarda sen çalmıştın. Hangi konserde ben gelmiştim. Sen, evet. Senin davul çaldığın bir konser var. Olabilir yani hani yokluğunda olabilir. Mümkündür. Yani, buraya denelim. Sen tamamen değişti hani bu kadro meseleleri. Kaan mı vardı, Atilla mı vardı? Ben hani eş zamanlı olarak Telaşa Mali yokluğu çıktığı dönemde Crunch'ta bas çalıyordum yine. Kod müzikten bir grupta. Yani birbirimizden haberdardık ama ben o kadroda değildim. Sonra 2000 yılında dahil oldum Orkun'la birlikte. Ve sonrasında da yani benim için şu an burada olmanın kıymeti harbiyesi. Önemli olan kısmı Raşit. Yani bir grup yorum değil o anlamda ama yani bir şey kolektif gibi. Yani ve bugün hep beraber birbirimizin yüzüne bakabiliyoruz. Genelde hani bu grupta kadro değişiklikleri vesaire hani beraberinde nefret evet. Hikayeleri beraberinde anlatılır. İşte öyle bir durum yok. Yani bugün hani birazdan sahnede de göreceksiniz. Orkun da çıkacak, Gökhan da çıkacak. İşte Manga'dan bir dönem bizim coverlarımızı yapan Özgür de çıkacak. Hayranı olduğumuz işte Athena'nın ilk kadrosundaki Turgay çıkacak. Yani ondan hani, Burak gelecek. Kadroda yok şimdi. Yani. Birkaç eksiğimiz var bugün yalnız tabii oldu. Son dakika şeyleri. İşte Fatma Turgut ve Orçun da bugün hastalanmış hastanede. Onlar olacak. Orada artık böyle son şeyleri falan. Peki şunu sormak istiyorum. Biz en son size geçen sene konuştuğumuz zaman Lanet Bir Gece için sahne alacaktınız. O zaman diyordunuz ki hani hani bu geceyi iyi işte kaydedin. Bundan sonra bunun böyle bir devamı olmayacak falan. Yok. Hani, tadını aldıkça böyle bir tekrardan hafızayı tazeledikçe. Köpek balığı diyorsun. Bunu sormak istiyorum. Yani hani bunun sonrasında bir plan var mı? Ne ya hani şöyle, gelecek? Plan dediğin hani ya tabii ki çalmayı seviyoruz. Ya bir konser serisi olabilir belki. Seri bilmiyorum hani zor çünkü herkes yani Oğuz adam şef bir kere uzun zamandır hani bir mesleği var bir şehir dışına taşındı hani. Atilla yurt dışında. Artık i̇şte bayağı lalelerle uğraşıyor Hollanda'da. Bu adam üniversitenin başında. Yani, üniversitede çalışıyor. Mesela turne yapalım bir ara konuştuk böyle bir şeyi. Hani her şey aslında organize olacaktı ama hakikaten vakit herkes de o gibi. Tolga'nın zaten ayrı işleri var. Hani eşiyle devamlı gidiyor. Yani Reptilians'ın dışında zaten dünya kadar konser veriyorlar. Hani Türkiye'de çok konser veren grup oldu herhalde artık. Doğru var. Onun dışında iş olarak ama işleri var şehir dışında. Bir kesim var Gökhan. Galiba şey yani böyle ara ara vurkaçlar yapmamız zaten hepimiz evet. için daha iyi gibi. Hem Gökhan dediği gibi hepimizin kişisel hayatının bir araya gelmemize bu kadar izin vermesiyle alakalı. Hem de bunun haricinde de aslında daha değerli kılacak şekilde değerlendirebilmek. Yani tadında bırakmakta çok da böyle evet. üstelere veren. Çünkü şimdi bir konser vereceğiz. Belki bir 5 ay sonra. Bir evlilik mi yoksa hani. Dediler mi albüm yaptılar olmasın da. Ya bu arada belli olmaz sağ olsun. Sınırlama getirmiyoruz. Tabii şey yok. Yani punk'ın en güzelleri. Yakın dönemi sadece görüyoruz. Kural koyamamak yani. Hayır bir de yani bestemiz olduktan sonra bir araya geldikten sonra canımız istedikten sonra bir plak şirketi de okey dedikten sonra neden olmasın yani? Niye zaten? Ne sakıncası evet. var? Hayır olmaz diyelim ve yapalım daha iyi. Tam punk oldu işte. Yani bizim şöyle konserlerle ilgili dediğim gibi hani hem herkesin vaktini uyması var. Konser teklifi bu sıra böyle geliyor çok gelmeye başladı. Şehir dışından da vesaire falan. Hani şey diyebilir miyiz abi Teoman gibi müziği bıraktık. Sigara mı bu yani nasıl yani bırakacağız müziği? Kaşeyi arttıracaksa daha fazla bıraktık deriz. 5 ay sonra tekrar geri dönebiliriz böyle bir şey. Yani insan biz de yemez ama o yani. Sevgilisini bırakın. Pasif içeceğiz. İçkiyi bırakırız. Sosyal. Yani. Tabii müziği nasıl bırakırız? Sosyal müzisyeniz. Sosyal müzisyeniz. Yani hani var o teklifler eğer tarihler de uyarsa böyle yaza doğru falan belki olabilir yine çıkarız ama dediğim gibi zaten işte bu seneyi hani biraz daha aktif halletmeyi düşünüyoruz böyle geçirmeyi düşünüyoruz. O da gelecek hem teklife bakıyoruz hem de vakit. Herkesin o zaman hani sürprizler yani. Olabilir. Olabilir yani. Diyebiliriz. Bizi bırakmadık yani. Bırakmadık. O zaman son olarak bir de hani bugüne dair başka bir soru daha soralım. Hani bugün bayağı hani aslına baktığım zaman çok dolu dedi. Daha demin saydın zaten. Evet. Çok
özel isimler var geceye yakışan. Hani bizim böyle... Bir tanesi de aramızda işte. John Bon Jovi. John Bon Jovi. John Bon Rotten. Los Angeles'tan geldi. Her yerli punk ya. Herkes Mertel'di. Bir gün herkes Mertel'di. Yani bir video yok. Mertel Kovalı'yı bir şarkı. Abi vejetaryen oldun mu? Kesin yoksa? Evet. Çok... Uzun süre. Yazık, yemin ediyorum. Türkiye'de punk neye gitmiyor? Adam yeşillik yerine dönmüyor. O zaman kızın Nicki de gelmişken punk'ın tarihini Nicki'den alalım. Ya rahmat. Orada en yaşlısı burada, ondan alalım. Var mı bu geceye daha özel bizi bekleyen bir şeyler? Yani işte bildiğin punk rock yani. İçeride ne olacak seyirci tarafından? Kim sahneye çıkar? Atlar ne olur? İki kişi sahnede yapma. Biz... Headliner'ım ben. Her zaman, her zaman bir Miki kapanış her zaman gibi. Özel tişört yaptırdılar bana. Evet. En şık raşit tişört. Öyle giyince Gökhan geri istiyor sonra bir daha konserde başlasa satın. Tekrar satabilmek için. Kirletme, yıkayıp götürme. Ben muhafetten kestim. Bunu bir daha defolu diye satamayacağım. Yani bu geceyle ilgili umarım işte gelen herkes eğlenir, güzel geçer. Biz de sahnede eğleneceğiz zaten yeteri kadar. Aksilikler olursa olabilir, punk grubuyuz. Kimse bir şey diyemez. Normaldir. O yüzden zaten çok kasmıyoruz o tarz şeylerde. Rahatız, çıkalım. İşte gecenin akışına bırakalım, eğlenelim diyoruz yani. Zaten bir sürü gruplar var bizden önce de çıkacak. O zaman headliner'a döneyim mi madem? Evet, geldiğiniz o sürü. Ya ben şimdi konuşmak istemiyorum, sonra sonra röportaj verecek. Özel olarak arkamızdan... konuşalım. Ha, ne diyeceksin söyle. Önce geceye dair. Hisseni almak güzel. Istiyormuş. Aslında çok büyük bir parti bence bu konserden çok büyük bir parti olacak. Eş dost hep beraber Raşit'in 30. yıl partisi olacak yani. O yüzden herkes eğlenmeye baksın. Kim ne hata yaptı falan diye araması. Doğum günü partisi gibi. Evet. Kabul günü. Evet, amcada yani bu çok şey vardır gruplarda falan işte abi çıktı bak işte çalamadı hata yaptı şurada yaptılar falan. Yani bu olacak ya. Herkes yapıyor. Biz de zaten öyle iddialı şeyler değiliz yani insanlar. Önemli de değil ayrıca. Öyle yani. İddiamız yok. Evet, en güzel yani 90'larda öyle ya da böyle evet. Hep birlikte bir dönem geçirdik yani. O açıdan da bir araya gelip de böyle seneler sonra tekrar öyle bir atraksiyon içerisinde bulunmak. Nick'in de dediği gibi aslında biz zaten hiçbir zaman konser veremedik. Her zaman bir parti oldu. Evet. Ve uzun yıllar sürdü gibi. İşte tekrarını yapacağız gibi. Evet, bitmeyen bir parti. O zaman teşekkür ederiz. Nice 25 yıllara diyelim mi? Diyelim. Ben daha olsun dedim. Yaşarsak. Moğollar gibi. Yuvarladık. 50'de görüşürüz o zaman. Bundan sonra bir 50 olur yani. Hadi içelim o zaman. Hadi.